Benim ara sıra gündem yaptığım birkaç tane hikaye vardır. Bunlardan bir tanesi kanaat önderleri dönemindeyiz diyorum sıklıkla. İkincisi gerçekten daha fazla bilimle alakalı bir şey düşünmüş olmaya ihtiyaç var gibi. Bu iyi niyetli bir talep de değil. Çok bariz bir şekilde dönemsel olarak oraya doğru gidiyormuşuz gibi görünüyor. Buraya doğru gitmediğimiz sürece yanılıyor ve aksıyoruz. Ekonomik olarak da öyle. Hastalıkla uğraşırken de öyle. Koronayla ilgili ilişkilerde de öyle. Eğitimde keza öyle. Bilime ihtiyacımız var. İşletmeciliğe, zeki olmaya, fırsatları kovalamaya değil, biriktirmeye ve üst üste koymaya ihtiyaç var. Kuşaklar mekaniğiyle bakıyor olmak hem işi kolaylaştırıyor hem bir yandan da çok da doğru bulmadığımızı biliyorum işin içerisinde. Z kuşağı hikayesini hep okurken negatif okumayla karşılaşıyoruz ama ben öyle görünmüyor benim olduğum tarafta. Bambaşka argüman ya da matematiklerle orada bununla alakalı motivasyonu da hissediyorum. Mesela kariyer dışı çocuklar var. Gerçekten daha lineer motivasyonları olan, bilimle alakalı ihtiyacı olan insanlarla sıklıkla karşılaşıyoruz beraber de. Fakat bir değişim döneminin içinde olduğumuz için eski klasik 1800'lerin başından itibaren oluşa gelen kurumsal akademik formasyonla bilim ve akademinin geliştiği hal 2021 yılının içerisindeyken bambaşka bir hale döndüğü için bana sorarsan biz bir bölümünün içindeyiz. Hani koca koca kurumların bile biz ne yapacağız diye ortalıkta kesik başlı tavuk gibi dolaştığını görüyoruz arka tarafta ama bunu çocuklar anlayamıyor. Hani oradaki boşluğu ya da şeyi. Ya gerçekten öyle. Hani devasal kurumlar ne yapacağını bilemez halde duruyorlar bir şeydi. Bu değişimin içerisinde çocuk bilimle nasıl ilgilenecek? Bilim insanı nasıl olunur? Bilime doğru nasıl gidilirle alakalı bir sorun var. Burada biraz profesyonel olarak bu konuyla uğraşmak isteyen insanlara, sen yılların akademisyenisin. Ben de hasbelkader bu konuya uzakta iletişimci olarak uzaktan çeşitli yerlerinden baktım. Azıcık böyle bir tavsiye videosu hazırlayalım mı içeride ama bambaşka bir kafayla yani. Bana en çok gelen sorular bu minvalde zaten genelde. Ama yani sorunun karakterinden sorunun geldiği kişiyle ilgisi olmadığını anlıyorsun yani. Ona yüklenmiş bir imaj var. İşte akademi diye bir şey olduğunu zannediyor. Eskisi gibi evet. Uzmanlık diye bir şey olduğunu zannediyor. Evet. Hangi alanı okumalıyım gibi gittikçe anlamını yitiren bir soru tipi hala geliyor. Şimdi yani okullar, işte elimizdeki ilkokul, ortaokul, lise neyse, üniversite falan. Ya bunlar 200 yıllık mevzular zaten minimum. Ve bu mesele yavaş yavaş artık herkesin yani sokaktaki insanın da fark edebileceği şekilde bizim günlük dinamizmimize, değişim hızımıza, sosyal ihtiyaçlarımıza cevap verebilir durumda değil. İçeriği ne kadar modifiye edersen et bu sistem patlayacak o belli. Zaten patlıyor da işte Covid-19 hızlandırıcı bir faktör de oluyor zaten işin içinde. Şimdi buradaki ana soru şu. Bir insan hayatını neyle sürdürmek istediğine karar verdikten sonra onun yolları sayısız artık. Yani çok fazla yolu var ama akredite yollar sıkışma döneminde. Şimdi akredite yol dediğim bir diploma, bir yeterlilik belgesidir o. Bir yere girdiğin zaman alırsın, ben lise mezunuyum dediğin için üniversiteyi alırlar. Üniversite falanca bölüm bitirdiğim dediğin için işte Atom Enerjisi Kurumu seni alacaksa nükleer fizikle ilgili bölüm diploması güzeldir falan gibi böyle eşleşmeler var. Ama yani şimdi günümüzün dünyasında bu standart meslekler zaten bir süre daha varlığını devam ettirecek ama kısa bir süre sonra yani bugün hayata atılacak öğrencilerin ömür dönemi içerisinde bunlar çok büyük değişimlere uğrayacak. Yani bir sürü şey sırf zaten ucuz olduğu için ve işte doğum izni ya da baş ağrısı izni almak zorunda olmadığı için yapay zekalara kalacak. Otomatize olacak bilmem ne bilmem. Bunlar zaten gördüğümüz şeyler. Şimdi böyle bir durum içerisinde kendine daha önceden belirlenmiş anasının, babasının, teyzesinin, oğlunun gittiği yollardan bir yol seçmek yerine daha başka bir şey yapmaya cesaret edebilen insanlara uygun bir zaman var. Dolayısıyla sorunun iki muhatabı var. Bir, standart modelde gidip iş çökene kadar burada kendini güvende hissetmek isteyenler. Onlar istedikleri üniversiteyi okusunlar, istedikleri diplomayı alsınlar, bulabildikleri iki işe girsinler. Orada söyleyebileceğim tek şey bu. Yani ve her an işlerini kaybedebileceklerinde ya da denklem dışı kalabileceklerinde mümkün mertebe düşünmesinler. Çünkü korkun necere faydası yok. Yani hazır maaş alıyorken keyiflerine baksınlar. Diğer grup beni ilgilendiriyor. Ben böyle bir seçkinci davranıyorum. Diğer grup nedir? Cins bir şey yapmak istiyor. Ama bunun yolunun standart yollardan geçtiğini düşünme yanılgısına düşebiliyor. Onlar için de söyleyeceğim başlangıç tavsiyesi aynı. İsteyen istediği her şeyi okusun, isterse de bir şey okumasın. Ama burada önemli olan şey bilime yöneleceksek eğer, bilimle ilgili bazı temel şeyleri bilmemiz lazım. Bilim, bilme arzusundan kaynaklanır. Herhangi bir mesleki motivasyonla alakası yoktur.
Mesela şimdi diyelim ticarete atılan bir insan bilimle ilgili soru sormamalıdır ya da bu işi kovalamamalıdır diye bir kafa var. Ya diyelim ki babadan devraldınız, boya fabrikanız var. Azıcık bir fazla paranız varsa, azıcık artı paranız varsa yani şu kenara bir tane küçük kimya araştırma laboratuvarı kurmak sizi çok kısa bir sürede bütün sistemden farklı bir hale getirecek. Oradan ne çıkacağını bilemezsiniz. Çünkü bilim maddesel dünyayı araştırma yöntemidir. Bilinmeyen imkanları çıkarabilmek için önce çok uğraşmanız gerekir. Yani buraya bir yatırım yapmanız lazım. Bu yatırımı bir boya fabrikasının sahibi yapmayı düşündüğünde, yani bilime kültür olarak hayatında yer verdiğinde, bugün ayıla bayıla Amerika'da, Avrupa'da, şurada, burada, ya çok uluslu şirketler bunlar dünyayı yönetiyor falan filan dediğimiz arkadaşların başladığı yola girmiş olacak. Yani başlangıç yoluna girmiş olacak. Dolayısıyla ne yaparsan yap bir kere bu devirde bilimi hayatının göbeğine oturtmak zorundasın. Bunun birkaç tane seviyesi var. Bir, bilim kültürüne sahip olmak. Ben bu konuyla ilgili uğraşıyorum. Açık Bey'in bu konuyla ilgili uğraşıyor. Biz genel doğru bilim kültürüne insanlar sahip olsun diye elimizden geldiğince tercümeler yapıp kolaylaştırıp anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz. İki, bilimi üretkenlik amaçlı bir araç olarak kullanmak. Mesela bilimi hayatına almak ve bunu ne yapıyorsan onun içinde bir yöntem olarak kullanmak var. Az önce boya fabrikası örneğini özellikle hani hiç alakasız gibi gözüktüğü için verdim. Kuyumcu, benim babam kuyumcu. Yani kuyumculukta da bilim var. Alıp onu tasarım bilimini, işte orada da yine kimya bilimini, yeni bir takım atölye yöntemleri keşfedecek bir sürü şeyi Ar-Ge'sini yapabileceğim bir alan var. Burada araç olarak kullanmak için de bilim dilinin iletişimini öğrenmen lazım. Doğru insanları doğru işlere atayacak kadar kültür sahibi olman lazım. Yani bir miktar meseleyle ilgili derin kültür sahibi olman lazım. Bu aktif bir araştırıcı olmayı gerektiriyor. Yani bu devirde özellikle mesela bilimle uğraşan insan olunacaksa bir şekilde kültürünü almak ya da uygulamak anlamında önüne gelen kitabı okumak zehirlenmesinden uzak durmak gerekiyor. Erken dönemde mümkün olduğunca çabuk bir hedef belirlemek, o hedefte anlamak üzere hareket etmek, birbirini takip eden kaynakları soruların eşliğinde okuyarak sorularını tatmin ede de ilerlemek en önemli ilerleme yolu. Ben hep söylüyorum benden kitap tavsiyesi isteyenlere, ben kitap tavsiyesi vermeyi sevmiyorum. Siz bir kitap okuyun, o kitap sizi başka bir kitaba yönlendirsin, o sizi Google'a yönlendirsin, Google sizi makalelere yönlendirsin falan filan, gezin. Yani dolayısıyla kendi sorunuz bir fener gibidir. Gideceğiniz yolu aydınlatır. Sorunuz yoksa çer çöp 30 tane yol var, hangi birinden gideceğim olursunuz. Dolayısıyla burada bir temel sıkıntı var. Akademik olarak, yani akademisyen olmak dediğimiz şeyin ben modasının ben gençken de geçtiğini düşünüyordum zaten. Bugün de o moda geçiyor. Fakat bizim her çünkü zaman oradaki, akademisyen çünkü, ihtiyacımız var. Girmiş olayım. Geçiyor da böyle hani çok üstlence bir şey de söylememiş olalım. Pratiğini de söyleyelim. Tabii. Çünkü modernizmin bir seçkinci tavrı vardı. Akademik formasyon o seçkin sistemi matematiğiyle yürüyordu. Şimdi postmodern bir dünyaya geldik. O seçkinci tavır anlamını kaybetti. Bunu kaybedince akademik olarak seçecek kurullar kalmadı. Kurulun kendisi yeterince seçkin olduğu konusunda emin olamadığı için seçeceği insan, yani böyle saçma bir bağ oluştu. Bir şeyi çok güzel yakaladığını düşünüyorum. Mesela benim kaçırdığım konulardan bir tanesiydi. Meslek, yani ekonomiye dönüşecek alanla bilim birbirinden bambaşka gerçekten. Yani fizik öğretmeni olma başka bir konu, fizik, yani temel bilimlerde fizikle ilgileniyor olma bambaşka bir konu ve o hiç ekonomiye dönmeyebilir. Bunun başka tür ekonomik korunma yöntemleri olmalı. Evet. Şimdi bunu üretebilmek için de bununla ilgili insan sayısının artmasına ihtiyaç var. Şimdi bu tabii ki hep genellikle kendisini öğrenci olarak gören insanlar bu soruyu soruyor ya da buna yanıt arıyor ama bu soruyu gerçekten sorması gerekenler mesela yavaş yavaş yeni dönem sermaye sahibi olmaya başlayan genç girişimciler, iş insanları, şunlar bunlar. Şimdi 1950'lerde IBM şirketi Benoît Mandelbrot diye bir Fransız matematikçiyi sadece temel bilimle uğraşması ve başka hiçbir şey yapmaması koşuluyla, özellikle sözleşmesi böyle adamın, IBM'in bünyesine alıyorlar ve adam 2010'da IBM'de öldü. Yani 2010'a kadar IBM'de ne yaptı bu adam? Fraktal geometri diye yeni bir alanı keşfetti. Yani porluluk dediğimiz o kelimeyle bile doğru dürüst anlatamadığım şey matematiğini icat etti herif. O matematik yüzünden şeyler, silikon çipler bilmem neler milyonda bire küçüldü.
Ya da efendim işte tabiatı anlamamızda, hava durumu tahminlerinden pamuk fiyatlarının önceden öngörülmesine kadar bir sürü hikayede Benoit Mandelbrot denen adamın IBM'de yaptığı aslında alakasız gözüken çalışmalar neticede hem bütün bilim alanlarında ciddi bir açılmaya sebep oldu hem de IBM'i en azından 90'ların sonuna kadar, 2000'lere kadar dünyanın en büyük bilgisayar firması haline getirdi. Şimdi buradaki vizyon ne? Yani 1950'lerde adam niye bunu düşünüyor? Çünkü orada temel bilim farkındalığı diye bir şey var. Temel bilim dünyayı sorgulayıp ondan bir takım ipuçları almak. Tamam, bu çok ideal bir tanımlama olmayabilir ama Batı dünyasının bakış mantığı böyle. Tabiatta bir takım sorular sorarak oradan faydacı yanıtlar almaya yönelik en iyi aracımız. Şimdi biz geçti o üzerinden 60-70 sene hala o kafaya gelemedik. Yani bizim mesela temel bilgiye bakış açımızda herhangi bir felsefemiz bile yok. Ya yani o hayatımızda üniversiteyi kazanamayan çocuğun gittiği bölüm mesabesine indirgen. Yani üniversiteyi zor kazanacak çocuk bari açıkta kalmasın diye. Ya 2 senelik bir meslek, çoğu zaman 2 senelik meslek okulları dahi temel bilim bölümlerinden daha iyi gözüküyor. Çünkü çıkınca bir iş garantisi var gibi gözüküyor. Şimdi aynen 1950'lerdeki Amerika bugünkü Amerika gibi değil. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan tamam galip çıkmış bilmem ne olmuş falan ama yani bir sürü kendi içinde çelişkiyle uğraşan, işte ırkçılık problemi olan, yani ciddi gelir dengesizliklerinin falan pençesinde kıvranan bir ülke. Orada böyle vizyon sahibi grupların bir şey yapabilme imkanı bulmasından dolayı Amerika bugün Amerika oluyor. Anlatmaya çalıştığım şey... Hocam internetin model olarak keşfi sadece ne üreteceği konusunda garanti vermeyen bir açık kaynak kodlu çalışma alanının oluşturduğu bir şey. İnternet diye kullandığımız veri biçiminin karşılığı. Çok haklı buluyorum. Biz nedense yani yıllarca işte şey araştırması yaptırdım. Üniversiteye giren çocuklar hangi motivasyonla hangi bölümü ve şeyi seçiyorlar araştırması yaptım. İki temel motivasyon var işte arka tarafta. Ben ne iş yapacağım, nereden para kazanacağım motivasyonuyla. Prestij olarak bu bana yakışır mı motivasyonu? Havalı yani, durur mu? Havalı durur mu yani? Çünkü araba satın almış gibi yapıyor yani. Hani Volvo alırsa başka, işte Renault alırsa başka bir karşılığı olacak. Üniversitelere böyle davranıyor. Halbuki bu arada bunu es geçiyorum. Bir kısım yeni kuşakta özellikle bundan ari, bundan sıyrılmış bir grup olduğunu seziyorum. Ya da umuyorum belki de, emin de değilim. Şey var ya orada. Yani şimdi diyor tabii sizin paranız var, konuşuyorsunuz kafası var ya. Benim zorunluluklarım var. Yani mesela işte benim ailem izin vermez ya da benim bir iş bulmam lazım. Ya hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor gibi bu hayatta kalma modundaki düşünce sistemi. Doğru değil sevgili arkadaşlar. Ya bu çoğu zaman doğru değil. Çok evet. Nadir koşullarda doğru. Bize öğretilen şey, hep diyorum ya, bugün Türkiye'nin 85 milyonuna 1 milyon dolar yatır banka hesabına, ertesi gün ev alır. Bizim sistemimiz budur. Güvencede hissedemiyoruz bir türlü. Ya illa bir emtia alacağız. Ama yaşamda cesaretle deneyim falan yapmak, işte biraz böyle hayatı zengin yaşamak gibi bir kafa ailede görmedik ki biz de olsun. Dolayısıyla öncelikle bilgiyle ilgili, ben bilim yerine bilgi tabirini kullanmayı seviyorum. Bilgiyle uğraşacak, hayatını bilgiyle zenginleştirecek ve bilgi tabanlı bir hayat sürecek insanların survival moddan çıkması ve deneyim moduna geçmesi lazım. Yani hayatta kalmaya çalışan canlı halinden kurtulmamız gerekiyor. Şimdi bu sadece kafada olabilecek bir şey. Bu hiçbir imkanla insana verilebilir bir şey değil. Ben bunu hayatımda defaatle gördüm. Çok meşhur bir akademisyen arkadaşımız, isim vermeyeyim. Onun bana söylediği bir şey var. Bu akademisyen arkadaşım aynı zamanda bayağı da zengindir mali olarak. Bana hep diyordu ki, lan ben diyordu şu anda hani sıksam bankada 3 milyon para çıkarırım. Ama ben midyeci gibi duruyorum, sen kont gibi duruyorsun diyor. Yani bir şey var aramızda, ben bunu çözemiyorum falan diyor adam. Yani mesele parayla ilgili değil çünkü. Ve gerçekten bunu söylediği zaman yani ben sıksam bütün cüzdanımı 100 lira para zor çıkardı cebimden. Ama mesela ben 100 lirayı bulunca kendimle ilgili bir şeye harcıyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani o deneyimle alakalı bir şeye. Tutup da bir mal almam, bir şey biriktirmem. Hala da öyle bir kafam yoktur. Bunu tavsiye etmek istiyorum. Fakat bu kararın verilmesi lazım. Bu işin en derin felsefesinde yer alan kısım. Bu karar verildikten sonra insanlara sıklıkla ben kendi akademi öykümü çok anlatıyorum. Derslerimin ne kadar kötü olduğu, okulu ne kadar uzattığım, ama kırılma noktaları var. O kırılma noktalarında verilen kararlar var. Öykünülen insanlar var. Hoş olduğu fark edilen yeni olanaklar var. Bunları görebilmeniz için de hayatı İşte biraz böyle izleme modunda yaşamanız, biraz da deneyim modunda, temaşa modunda yaşamanız lazım. Dolayısıyla
O karar bir kere verilecek. Verildikten sonra önümüzde biraz daha hani böyle felsefi konuşmayı somuta indireyim. Çünkü çoğu insan şu anda somut bir şey duymak ister buradan. Bir lisans bölümü üniversitede okunacak gibi gözüküyor. En azından önümüzdeki 5-10 sene daha böyle bir hikaye var. Hangi lisans bölümünü okursanız okuyun. Bir tek şuna dikkat etmek lazım. Eğer ta lise döneminde belirlenmiş bir şeyiniz varsa, mesela ben diyelim biyolojik şeyleri seviyorum, ben teknik şeyleri seviyorum, çok jenerik, çok büyük hani tanımsız ilgi alanları var ise biraz oraya yakın durursanız iyi olur. Yani herhangi bir bölüm olur. Üniversiteye gidecekseniz, üniversite çalışmak için, üniversite sınavına çalışmak ve iyi bir not almak için bence en büyük motivasyon şu olmalı. Gittiğiniz üniversitenin hocası ve ortamı. Çünkü derste bir şey öğrenmeyeceksiniz. Derste bir şey yok. Üniversitede öğreneceğiniz şey oradaki sosyal ortamın size katacağı sosyal öğrenme, hocalarla temasınızda ya da onlarla olan sosyal ilişkinizde alacağınız usta çırak ilişkisi faydası. Ve o adabı ancak üniversitede alabilirsiniz. Yoksa herhangi bir üniversitenin, herhangi bir branşında verilen, herhangi bir ders içeriğini, herhangi bir zamanda internetten zamansız olarak alabilirsiniz. Bu var. Artık. Disiplin diye bir kelime var ya kullanılan. Disiplini biz hani çoğunlukla kötü lisede disipline gitmek gibi yerlerin içerisinde kullanıyorduk. Aslında disiplin bir branşın ya da mesleki yapının yöntemi, yol haritasını oluşturmayla alakalı. Bölüm seçerken hangi disiplin tipinde düşüneceğinin öneminin çok ciddiyetle öncelik olduğunu aslında biraz fark ettirmeye ihtiyaç var. Tabii. Gerçekten. Yani sanat disiplini almak çok iyi resim yapmaktan daha önemli bir şey. Aynen. Ya da işte fizik disiplini almak, işte altta fizikle alakalı başka bir şey yapıyor olmaktan çok daha önemli bir şey. Yani çıktığında aslında elindeki temel malzeme o disiplin oluyor. İçindeki öğrendiğin bilgi olmuyor dediğine %100 katılıyorum gerçekten. İçindeki öğrendiğin bilginin hepsini oturalım 6 ayda YouTube'dan toplayalım. Sen yeter ki o disiplini, yani zihninde onu yapabilmek için kurduğun yöntemi kendisini kurabilmiş ol kafanda. Abi YouTube'dan da öte, bu arada birçok üniversitenin online çoğu ücretsiz sertifika programı var. Evet. Yani o bilgilerin hepsi var artık. Evet. Yani bir ders almak, o diplomanın havası bile gidiyor bak. Bilmem, Boğaziçi Üniversitesi çok havalı olabilir. Ama o hava da bitecek yakında. Yani çünkü Boğaziçi ile ilgisi yok. Üniversitelerin hali böyle. Yani evet, üniversite güncelliğini yitirmeye başladı. Yine kültürü olanlar biraz daha duruyor. Hele de kültür geliştirememiş olan hiç üniversiteler canım. Gidiyor. Çünkü bizim, aslında tabii, dediğin gibi kültür dışında aslında sattıkları bir şey kalmıyor üniversitede. Mesela 90'lardan sonra kurulmuş üniversitelerin büyük bir çoğunluğu. Yani şey gibi olacak, eskiler vardı, sonra hızlı bir dalgayla bir yenileri açıldı, sonra çok hızlı bir dalgayla bir sürü yenileri açıldı. İlk silinenler o şeyler olacak, en yeni açılanlar. Ondan sonra orta vadeli olanlar en sonda piyango şeylere vuracak, köklü üniversitelere. Evet. Bu olacak. Mesela Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bence bir 30-40 yıl daha gider. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü bizim doktor yetiştirmeye ihtiyacımız olacak. Ama hep söylüyorum, mesela yeni medya diye bir bölüm var. Sen derse girdiğinde anlattıkları medya eskimiş oluyor zaten. Yani şimdi neyi okuduğumuza bir dikkat edelim yani. Ya yıllarca dalga geçtim ya. Gerçekten YÖK'ten bir isim koyarken yeni medya, senin için yeni ya. Onu da okuyacak olan adam için yeni değil ki. Ya düşünsene, müfredatı en erken bir sene önce hazırlayabiliyorsun. Ulan bir sene sonra yeni bir WhatsApp gibi bir şey çıkarsa ne yapacaksın? Ya da ne bileyim Instagram gibi yeni bir sistem açılırsa ne yapacaksın? Bu dinamizmi kavrayamayan akademinin feryadıdır aslında. Yani bakarsan bunu görebilirsin. Şimdi ben, biz Açık Beyin'de işte sosyal medya falan bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Kaç kere biz falanca üniversiteden mezun adam aradık. Ya biz, bize psikoloji bölümünden geldi. Oradan yapabiliyor musun? Baktık yapıyor. Al sana emanet diyoruz. Al sen bunu yap. Yapabilirliğin her şeyin önüne geçtiği bir zamandayız. Evet. Yani o şey maharet sizde var mı? O bilgiyi geliştirmiş misiniz? Ben genç arkadaşlarımla özellikle bir şeyi hep önerdim. Ya en azından hayatınızda bir şeyde takıntılı olun ya. Bir şeyde iyi olun. Ya çok yani bu gereksiz, bu gerçekten belirleyici. Yani herhangi bir şeydi. Bu çok böyle dişe dokunur, akademik olarak havalı gözüken bir şey. Ya masadan topu sektirdim, her seferinde bardağa soktum diye övünebilirsin. Yani böyle bir şey bile olabilir. Yani bu bir ya da birkaç şeyde takıntılı derecede iyi olma çabası hayatın diğer alanlarına yansıyan bir ustalık vesilesi oluyor. Ve biz maalesef... Çok özür dilerim. Çünkü onu iyi olmaya çabalarken, o basit şeyi, öğrendiği yöntem
öteki aynen tarafı işte öğrenmek için gerekli olan yöntemler. O nosyon dediğim şey, evet, var ya, evet, ustalaşma nosyonu. Bunu bir yerde yaşamak lazım. Evet. Ve bunun için bakarsan seçenekler sınırsız yani. Herhangi bir yerde bu pratiği yapabilirsin. O pratiği yarın bir gün edineceğin mesleğin neyse orada zaten kullanabilir olacaksın. Gelişme dediğimiz şey aslında beyin için bir paradigma. Bir yerde gelişen beyin yaptığı başka şeyleri de otomatikman geliştiriyor. Çünkü ne diyorlar ona şimdi, havalı bir tarif için, growth mindset diyorlar. Gelişime dayalı zihin durumu. Şimdi gelişim, daha önce bazı işte böyle kurumsal eğitimlerde falan da şirketlerin böyle growth mindset üzerine konuşmak istedikleri durumlar oldu. Ben de onlara growth mindset'in bir biyolog olarak bana çağrıştırdıklarını anlattım. Mesela ya biz şimdi gelişmek istiyoruz ya, şimdi bitki de gelişmek istiyor. Yani bitki ne yapıyor? Atıyorsun tohumu, onun bir otomatik gelişme döngüsü var ama bitkiye bakınca, şöyle alıcı gözle bakarsan, bitkinin çok sade kuralları var gelişim için. Mesela bazı prensipleri var. Bitkilerde bizim biyolojide birçok bitki için ortak söylediğimiz en önemli prensip, negatif geotaksis diye bir prensipleri var. Negatif zıt yönde, olumsuz demek. Geo yer, taksis hareket. Yerin zıttına hareket etmek. Arkadaş öyle bir kurgulanmış ki ben ne zaman yer çekimi görsem zıttına gideceğim diye. O yüzden bitkiler dikine büyüyor mesela. Ya böyle bir program var içinde. İstersen kayanın içerisinde yeşersin tohumu, istersen toprakta, istersen bilmem derinde, yüksekte hiç fark etmez. Aynı prensip her yerde gelişime sebep oluyor. Ya mesela biraz önce söylediğim prensip bu growth mindset'in en önemli parçası. Bir şeyde usta ol. Bir şeyde usta ol, ne de olursan ol ve o her yere yansıyacak. Hayal kur mesela, bir başka hikaye. Kendinle ilgili bir iç ajandan olsun. O devamlı arkada işlesin, yaptığın her şeye bir şekil versin. Ama biz hep gelen sorulardan aldığım kadarıyla şöyle bir kafa yapısıyla düşünüyoruz. Önümde şu 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 yollar var. Hangisini seçmeliyim? Paşam nereye gidiyorsun? Yani nereye gideceğine göre ben sana adres söyleyeceğim. Diyor ki mesela terminale geldim, 40 tane otobüs var. Hangisine bineceğim? Nereye gidiyorsan bilmiyorum. Çoğunluğu da şöyle yapıyor. Aa, bu iki katlıymış, çok koltuk boş, ben bulabilirim diyor. Aa, nereye gidiyor otobüs? Bilmiyorum. Tamam. Manzarası iyi falan mesela. Yani buradaki absürtlüğü görebilmemiz lazım. Hayal kurma derken hep böyle afaki bir şey anlıyor insanlar. Orada yarın bir gün çok zengin, bilmem ne, mutlu bir insan olarken. Değil. Hayal, gittiğin yolda dahil olmak üzere tahayyül ettiğin şeyin adı. Yaşanan bir şey hayal yani. Şimdi bize gelen soruların şöyle bir dökümünü yaptığında insanın sorularının %90'ının öğretilmişliklerin tekrarından ibaret olduğunu anlıyorsun. Biz anadan, atadan, sistemden böyle gördüğümüz için aklımıza da başka bir şey gelmiyor. Açık beyin olarak, bu masa olarak, önce can sonra can olarak bizim vazifemiz ne? Bunların dışında bir şeyler önermek. Bu önerdiklerimiz ne zaman işe yarar? Bizi seyreden ya da bir yerden duyan birileri lan hakikaten yani acaba mı diye düşünmeye başladığı anda zaten paradigmayı kırıyor. Düşündüğü zaman da kendi kararını kendi vermeye başladığında bu işler yoluna giriyor. Akademik birilerine ihtiyacımız hep olacak ama akademi değiştiği için farklı akademik yollara ihtiyacımız olacak. Şimdi özgür bilgi zamanı. Bu arada bunu tırnak içinde söyleyeyim. O kadar da pek özgür değil ama sermaye belirliyor hala bilgiyi çünkü. O özgür gözüken bilgi alanında hedefi olanın alabileceği her türlü bilgi var. Hedefi olmayan bilgi yığınağının, bilgi sağanağının altında, bilgi çığının altında ezilecek. Ve hiçbir şey yapamaz, yani seçeneksiz hale gelecek. O yüzden rotayı belirlemek çok önemli. Rotayı belirledikten sonra bir meslek okudun, işte istersen diplomasını aldın ki bu aralar fena fikir değil, bir diploma almak iyidir. Diplomayı aldıktan sonra yapabilirlik adına insanların size sorduğunda ya da sizi test ettiğinde onlara gösterebileceğiniz şeyler işte önceden kurmaya başladığınız hayal ya da belirlediğiniz hedefle çok yakından alakalı. En basit örneğini vereyim kendi hayatımdan. Takıntılı bir şekilde bilgisayarı çok sevmiştim ilk aldığımda. Başka da işim yoktu. Sabah akşam bilgisayarda oyun oynadım, sildim, yükledim, sildim, yükledim. Sistem resetlemeyi öğrendim falan. Bu arada bilgisayar dediysem arkadaşlar bugünkü şeyler gibi anlamasınlar. 386DX400 bir bilgisayarım vardı. Yani açılışı bile 10 dakika sürüyordu. Pentium'dan da öncesi bu işte bilmem ne işlemci. Fakat üniversiteye başladığımda üniversiteye bilgisayar yeni yeni geliyordu ve hiçbir hoca bilgisayarı iyi bilmiyordu. Ben bütün hocaların bilgisayar danışmanı oldum ki IT departmanları falan yok o zaman. Bilgi işlem merkezleri yok. Bütün hocaların bilgisayarlarını yapardım, program yüklerdim, program öğretirdim. Acayip bir network'üm oldu ama ben bunu hesaplamadım ki. Ben Relentless oyununu oynamak için bilgisayarda günlerce sabahladım yani. Evet. Ama bunun öyle bir artısı oldu. Mesela oyunda da çok iyiydim bu arada. 10 diskette yüklenen bir oyun vardı. Cakçuk cakçuk. Ya oyunu yükleyen, ya oynamam oyunu yüklememden daha kısa sürüyordu. Öyle bir oyundu o. Dolayısıyla mesela
o nedensiz takıntı başka bir şeye sebep olabilirdi. Demiyorum ki sabaha kadar oyun oynayın. Onun vakti geçti. Gene literal alacaklar var. Oyunun vakti geçti. Şimdi başka bir şey. Tercihan yeni bir şey. Etrafınızdakilerin çok ilgi göstermediği bir şey. Vardır öyle sevdiğiniz bir şey. Yapın, oturun, biraz ilgilenin. Bu arada da hedef yolunda takip etmeyi unutmayın diye benim verdiğim jenerik o growth mindset'in ana kuralları. Her bitki buna uyuyor. Binlerce, on binlerce, milyonlarca bitki türü var. Hepsi de başarıyla gelişiyor. Gelişimin doğal olduğunu unutmamak lazım. Biz gelişimi işte bineceğimiz otobüse bağlı zannediyoruz. Hayır, gelişim sade kurallara bağlı. Ve o sade kuralların varsa gelişiyorsun zaten. Yapacak bir şey yok. Bir tarafa doğru gidiyoruz. Başka bir tarafından daha yaklaşarak bir iki bir şey daha ekleyeyim. Bence çok güzel derledin, topladın da. Ama bu şu anda senin istediğin tavsiyeler değil. Onlara biliyorum. Gelmedik. Onları kısaca verelim ama. Sen de oraya bir kapıyı aç. Ben çünkü genellikle işim felsefi. Evet. Sen zemin kurdun bir şeyin içerisine. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela önemli problemlerden bir tanesi. Eski seçkinci tavırla bir akademik camia olduğu yerde duruyor. Aslında içerik olarak o güçte değil ama yine de kendi içinde kapalı ve bir stampa gücüne sahip ya da bir imza gücüne sahip. Bununla nasıl baş edeceğiz bir soru mesela. Aynen öyle. Yani hani genç bir adamım, çalışıyorum, çok daha başka becerilerin içerisindeyim. Gerçekten de çalışıyor yani hani bununla alakalı şey çatışmasından bahsetmiyorum. Merak ettiğimi almıyorum, bilmem ne pasif agresif duygusundan bahsetmiyorum. Ama bir yerler kireçlenmiş biliyorsun, onunla nasıl baş edeceğim duygusu. Mesela buraya şeyi söylemek gerekiyor. Bu anlaşılması gereken durumlardan bir tanesi. Bilim artık kendi içinde iki tane ana yapıdan oluşuyor. Zaten bir uygulamalı tarafı ve teorik tarafı olan bir şey. Ama bunun dışında bir üçüncü çok büyük bir alanı daha var. Bir bilim anlatıcılığı diye. Sen ne üretirsen üret, anlatıcılığı da işin içerisinde almak zorunda olduğunu kabul edersen, ister uygulamalı tarafta ol, ister teorik tarafında ol. Ürettiğin içerikle alakalı bunu anlatabilir beceride. Yani geçsin de yeterli tezleri değil. Geçen ben de bir tezi savunmasına rastladım yani. Hani gerçekten cımbızla saç olacağım zaten az şeyin içerisinde. Öyle değil. Yani ürettiğin bir şey ürettiğine değsin, bir başkasına yazdırdığın bir tez değilse, gerçekten bilim insanı olmayla alakalı bir çaban varsa, bunun anlatılabilir alanda bir karşılığı olacağını ve bunun da bir medya ilişkisi gerektirdiğini biraz hatırlamak gerekiyor. Medya ilişkisinden kasıt televizyonlar bilmem neler değil. Dijital medya, kendini ifade edebilme alanları falan. Ortamlara uygun anlatı geliştirme. Evet, yani bunu anlaşılır hale getirme. Yani birine tarif edebilir hale getirme. Çünkü eğer bilinirlik anlamında sen anlattığın konuya karşılık gelen bir bilinirlik grubuyla bir güç oluşturabiliyorsan, işte bu kireçlenmeye karşı en iyi çözücü bu güçmüş gibi görünüyor bu dönemde. Aynen. Bu tarafın en çok ihtiyacı bu. Ben bundan yırtmış olabilirim mesela. Ben senelerdir zaten. Evet, yani zaten şu anda akademisyenler ancak yırtarsa bundan yırtıyor. Yani hani bunun dışındaki ne yazık ki başka bir yeri yok. Biraz bilim anlatıcılığı becerisinin üzerinden o kamuoyundaki oluşmuş bilinirlikleriyle dengelenebiliyor akademik camia içerisinde. Çünkü başka türlü hala köşe kapan, kaptığı köşeyle durmakla ilgili bir çabası var. Biraz önce söz arasında bir şey geçirdin. Yani şimdi sen konuşurken onu unutmayalım burada söylemeyi. Yani okuduğunuz okuldan, gittiğiniz yoldan çok daha önemlisi şu öz disiplin meselesi. Biraz önce aslında takıntı meselesi oradan gelmişti aklıma. Bir konuda takıntılı olmak aynı zamanda öz disiplin olmayı da getiriyor. Evet. Yani ibadet rutininde zaman ayırmaya değer bir şeyiniz olmalı hayatta. Yani bunu istiyor olmanız lazım. Bu mecbur olduğunuz için değil, istediğiniz için yaptığınız bir şey olmalı demeye çalışıyorum herkese. Bu benim hep olduğu hayatımda. Bakıyorum geçmişte böyle yani avantajım neydi benim acaba diye. Hakikaten sabahlara kadar uğraştığım bazı şeyler vardı ve bu işlerin tamamı şu anda bu masada. Yani benim akademik laboratuvarımda, dersimde, burada, her ya yerde çalışıyorum. Bazen sıklıkla insanlar soruyor yani ben neye merak duyacağım? Neyi kaldır? Merak duyarak diye başladığım bir hikaye var yani. Sen bir şeyle ilgili sor. Bunun üzerine nasıl basıyorlar acaba diye sor. Zaten oradan aldığın cevap sana yeni merak edilecek tonlarca alan belirliyor ve bir yere doğru gidiyorsun. Bunun için entelektüel bir seçki grubuna ihtiyaç yok. Aslında seçki o değil. Fiziken yakın olduğun herhangi bir şeyin merakı. Lan bunu bütün halde nasıl çıkarttılar diye başlayınca o kadar öğrenilecek nefis bir şey var ki. Bak, Donald Hoffman'la yaptığımız programda en önemli kısım bence şeydi. O Einstein'a işte bir örnek vererek anlatmıştım bu meseleyi. Ben ona şeyi sordum. Yani senin bu bilinçli ajan ve gerçeklikle ilgili arayüz teorisi birçok dini söylemin anlattığı şeye çok benziyor. Spiritüel birçok öğretide benzer şeyler var. Sen dedim bu benzerliği nasıl yorumluyorsun? Adam dedi ki tabii böyle. Yani aslında birçok şey, birçok kültür bunu bir yerde biliyor. Ama dedi şöyle bir şey oluyor. Bu dedi bilgiyi alıyorsun dedi.
dünya bir illüzyondur diyorsun, üzerine hiç düşünmeden geçiyorsun. Einstein gençliğinde düşen bir asansörde, ben de asansörle düşersem ağırlıksız kalırım düşüncesi geldiğinde zihninde büyük bir şok yaşamış ve 7 yıl bunun üzerine çalışınca biz relativite diye bir şeyi bilim dünyasında öğreniyoruz. Yani parlak fikri, bir merakı, kovalama azmi olmadıktan sonra bilgi çıkmıyor ortaya. Donald Hoffman'ın yaptığı şey, ya bu gerçeklik acaba gerçek mi? Aslında adamın çıktığı yer, insan gerçekten makine mıdır sorusu. Yani insan makine mi gerçekten? Yani makinaysa bütün konuştuklarımız boş. Ama makine değilse o zaman ne? Sorusu gerçekliğe götürüyor. Gerçeklik gerçek mi sorusundan başka bir yere gidiyor. Ve adam 30-40 yıldır basit bir konunun üzerine takıntılı bir şekilde çalıştığı için bütün diyor, adam belki de haftada 10 kere şeylere, yayınlara, podcastlere, herkes anlamaya çalışıyor adamı. Çünkü bilgisinde bir derinleşme var. Seneler yatırmış buna. Biz maalesef öğrendiğimiz herhangi bir fikrin derinliğine ömrümüzün bir bölümünü olsun adayacak kadar kendimizi önemli görmüyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Biz önemliyiz. Yani biz bir şeye kafa taktığımız zaman çözeriz onu. Yeter ki o kafa takma alışkanlığını geliştirelim. En çok uğraştığımız şey neye kafa takacağımızı seçmekle alakalı geçirdiğimiz vakit bu aksak. Onun yerine ne bulduysan ona kafa takarak ya da konsantre olarak ilerliyor olsan zaten bir sürü yolda ilerlemiş olursun. Yani insanların çok ciddi bir zaman aralığını orada kaybettiklerini fark ediyoruz ya. Mesela hocalar, her şeye fırsatım var, ben ne yapayım? İşte öğretmenler ödev veriyor ya. Ödevin son teslim tarihinde akşam istersen gir YouTube'dan video seyret. Olmaz öyle. Onu yapacaksın ya. Ya şimdi öz disiplin şöyle bir şey. Abi bardak nedir? Tamam, ben bunu, yani cam bardak nasıl yapılır, nelerden oluşur, maddesi nedir? Ben bunu kendime ödev verdim ve şu kadar zaman içinde bunu öğreneceğim diye bir konu koyduğun zaman ortaya, şu anda dünya sana bir şeyler anlatmak, bir şeyler ikram etmek için açılmış bir ziyafet sofrasına dönüyor. Ve sen bardak nedir, cam bardak Google'a yazdın ya, o sırada gelen bildirime dönersen bittin sen. Öz disiplin, kapatacaksın her şeyi. Benim belli bir sürem var, atıyorum 5 saatte bunu öğreneceğim ben dedin. Belki 2 saatte öğreneceksin ve artık başka bir insan olacaksın. Ya cam bardağın ne olduğunu, detaylarını, bunun kuantum fiziksel yapısını, camın neden şeffaf olduğunu anlamak şu anda sana belki pratik bir fayda olarak bir şey çağrıştırmayabilir. Ama yarın bir gün bu bilgi öyle bir yerde gündeme gelir ki sen bir konuşursun. Millet ağzını açar sana bak, la bu herif bunu nereden biliyor diye. Ya da zaten böyle çalışıyor ya, bu bilgiyi bildiğin için yarın öbür gün öyle bir yerde kullanıyorsun ki bunu edindiğin için seni birdenbire farklı ve anlamlı kılıyor işte. Aynen öyle. Yani o bağlantıları da kurabilmek için işte böyle öz disiplinli bir şekilde projektörü belli bir süre, makulce uzun bir süre bir yere tutmak lazım. Şu anda bizim projektör oraya, buraya, oraya, buraya ve hatta ışığı dağılıyor her yere. Hepsini bir anda anlamaya çalışıyoruz. Çoklu bilgi devrinin en önemli sorunu bu. Şu anda artık yolların hiçbir faydası yok. Bugün nörobilimci olmak isteyen arkadaşlar, 100 tane mail çıkarabilirim geçtiğimiz ay bu konuda aldığım maillerde. Ne yapmak istiyoruz? Cevabım şu, ne yaparsan yap. Çünkü ne yaparsan yap nörobilimci olabilirsin. Yani astronomi okudun, tamam, bitirdin, diplomanı aldın, master doktora yaptın, astronom oldun. Abi dönersin, gelirsin, master doktora yaparak istiyorsan akademik ya da piyasadaki bütün kitapları, makaleleri bir bilim nosyonun olduğu için açıp kasarak, belli parça parça merak ederek ya da işte açık beyine gelip bilmem ne okulunu alarak öğrenebilirsin bu işi. Yani bunu yapmanın hiçbir standart yolu yok. Ben zaten nörobilimci diploması yok benim. Ya çünkü benim zamanımda öyle bir şey yoktu. Ben nörofizyoloji çalışmaları yaptım, bitirdim. Ben doçent olduktan sonra ilk nörobilim bölümleri açıldı. Şimdi nörobilim diye mezun ediyorlar. Nörobilimciler bize böyle bakıyor. Neden bahsediyor bundan diye. Ya çünkü biz başka bir seviyede bir şeyden bahsediyoruz. Yolda bir sürü şey biriktirdik. Nörobilim şeylerinde, kurslarında da, yani üniversitedeki master doktora programlarında da bizim uğraştığımız şeylerin çoğu anlatılmıyor zaten. Nörologlara iki kez beyin anlatmaya gittik biz. Beyin anlatma ekibi olarak. İlkinde yemin ediyorum ölecektim. Belki Ozan da vardı bir tanesinde. Var mıydı sen Ankara'da Nörologlar Derneği toplantısında? 1200 tane nörolog var abi Hacettepe'de. Dizlerim titriyor ama böyle sahneye çıkmadı. Lan nörolog adamlar, yani beyinle uğraşıyorlar, işi bu. Anlattık, indik, Serkan'la beraberdik işte o zaman. Nöroloji Derneği başkanı geldi, dedi ki harikaydı, biz hiç böyle beyin dinlemedik falan. Nasıl dedim ya? Siz dedim bütün, ya dedi ki biz hastalıkla uğraşıyoruz hep. Yani normal hayatta benim ne işime yaradığını düşünmeye vaktim olmuyor dedi. Şimdi nörobilimi teknik bir konu olarak öğrenmek çok kolay.
Ama mesele işte bilgeliğe geldi mi? Geçen sefer konuştuğumuz gibi. O bilgelik meselesinde biraz gerçekten bir yola ihtiyacımız var bizim. Yani bir yolda gidiyor olmaya. O yüzden sevgili genç arkadaşlar, bu konuyu çok fazla kafaya takmayın. Önünüzdeki imkanlarınız nispetindeki en kolay ama size en yakışan, yani en böyle azimle erişebileceğiniz yerden başlayın. Ve genç girişimci arkadaşlar, bilime hayatında yer ayırsın. Yani bilimin, öyle bilim insanları dediğimiz bir seçkin kitlenin uğraşması gereken bir şey olduğu yanılgısından hızla çıkalım. Sevgili siyasetçilerimiz, sizlere de sesleniyorum buradan. Bilim denen şeyin uçakları uçuran, atom bombalarını yapan, aya roket gönderen bilmem ne şey olduğunu bir daha hatırlayalım. Bunların mühendisleri inşa ediyor olabilir ama o fikirler bilim insanlarına geliyor. Mühendis de bilim insanı başka bir şey. Evet. Temel bilim başka bir şey. Çok bunun ayırdığına varalım. Şiştiğimiz yerlerden bir tanesi. Aynen. Bu cümle. Ve ben bunu hocam bir şeyden duydum ya. Bir akademisyenden, bir mühendis akademisyen dekan dedi ki temel bilimler artık gerek yok, biz yapıyoruz zaten dedi. Dedim ki dolu bir silah verin. Bu nasıl bir acziyettir dedin ki. Dolu yani. Bir silah verin, gidiyorum ben buradan yani. Bu hani YÖK üyesi seviyesinde duyabildiğimiz bir şey oluyor bu ülkede maalesef. Daha evvel çok söyledim. Temel bilimi ihmal eden ülke köleleşmek zorunda kalır. Sen bugün kendi tohumunu biyoteknolojiyle üretemezsen tohumunu bizim gibi dışarıdan almaya başlarsın. Ve bir süre sonra çocuğumun istikbali garanti olsun diye onu tıbba bilmem neye şuraya buraya göndermeye iteleyen insanların olduğu bir yerin istikbali karanlığa gider. Yani çocuğun belki maaş alır, sigortası olur ama senin ülken batar. Bunu görmemiz lazım. Bizim bilgi, düşünce, estetik, sanat işlerine biraz daha fazla vakit ayırmamız lazım ki beni hiç kimsenin akademik kariyeri enterese etmiyor. Bir insanın akademisyen olup olmaması emin ol hiç umurumda değil. Bir tek şeye ihtiyacımız var hayatı yaşarken. Ne yapıyor olursak olalım, yaşama sanatı denen şeyi öğrenmeden buradan gitmek büyük kayıp. Ve akademisyen ol, profesör ol, nasıl yaşayacağını bilmiyorsan, yaşama sanatına dair bir fikrin yoksa boş bu hayat. Dolayısıyla hangi otobüse bindiğinin hiçbir önemi yok. Nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun, onun arkasındaki neden ne, bunu sorgulamadan, çok üzgünüm okullarda bunu kimse sormuyor. Derslerin içinde yok. Bize kalıyor işte bunu hatırlatmak. Lütfen bunu herkes kendine hatırlatsın. Dün bir okulda velilerle beraberdik işte bir okul seminerinde. Bazı velilerin gözlerinin dolduğunu gördüm mesela konuşurken. Çünkü çok basit bir şey söylüyorum ama biliyorum hiçbir evde yok o. Yani sizin çocuğunuzun diyorum uzman olduğu bir şey var. Hayal kuruyor. Hiç hayallerini konuşuyor musunuz ya çocukla? Otur. Ya çocuğun hayaliyle hayal kur. Bedava yani. Bedava. O çocuğa yapabileceği şeyleri anlatıyorum tabii önce. Ve bunu yapamıyoruz. Çünkü bu okulda müfredatta işe yarayan bir şey gibi gözükmüyor. Halbuki hayatta işe yarayan bir şey yani. Bunu yapmamız lazım. Hocam son da bir şey ekleyeyim. Şu multidisipliner bakıyor olmanın da bu hikayenin önemli bir parçası olduğunu zannediyorum. Çok. Artık eskisi gibi lineer tek bir hat üzerinde kalmak değil de ona eşlik edecek ikinci belki üçüncü hatları düşünmek. Yani kognitif, neuroscience, iyi başlıklar bunlar. Ya da işte çok popüler olanı psikoloji, sosyoloji, bunlar da güzel başlıklar. Her ne yaparsan yap, artı üzerine sosyolojiyle bu dönemde bir şey düşünüyor olmak çok acayip tuhaf fırsatlar verebiliyor iş geliştirmede. Akademik anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum. Hani kapatırken gider ayak bir söyleyeyim size de. Bu artık yani bir hakikaten standart disiplinlerin bir kıymeti yok. Bizim polimatlara ihtiyacımız var diye hep söyledim. Evet. Çok alan ama hepsinde uzman olamazsın. Nosyon sahibi olmak önemli. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.